Asya. Ablam hadi. Ablacığım. Ablacığım hadi kalk, sofrayı hazırladım. Hadi gel. Yok abla, siz yiyin, benim canım istemiyor. Ablacığım o ne demek? Hadi tamam yeme ama gel sofrada otur bizimle. Hadi abla. Hadi güzelim. Hadi ablacığım üfleme hadi. Kadir. Kadir. Kadir hadi. Sofra hazır hadi gel. Annem sen yapma bari. Bu surat ne Allah aşkına ya. Asya hadi ablacığım. Kadir hadi. 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 Ablacığım. Geldim. Ya gerçekten yeter ama ya. Ne bu böyle cenaze evi gibi canım? Neredeyiz biz? Cenaze evinde miyiz? Niye böyle yapıyorsunuz? Bizim evin bir kuralı yok muydu? Bu sofranın bir kuralı yok muydu? Ne yaşarsak yaşayalım, ne olursa olsun bütün küskünlükler, kızgınlıklar bitmiyor muydu bu sofrada? Neyin suratı şimdi bu? Tamam artık. Ha niye böyle yapıyorsunuz ya? Ağzımızın tadı mı kaldı andan? Yıllarca öyle oturduk da ne oldu? İyi tamam anneciğim de. Ya Nazlı evlenip de gidebilirdi. Evlenseydi ne olacaktı? Bu sandalye boş kalmayacak mıydı anne? Anne. Size afiyet olsun. Ben de gideyim çocuklara bakayım. Biraz da kafa dağıtmış olma. Elin sağ ol. Sağ ol. Yemezseniz yemeyin. Ne var ben yerim tek başıma. Yerim yani. Tek başıma da yerim yani. Yerim tek başıma. Gel, hoş geldin. Aç mısın? Ben birlikte yeriz diye fazla söyledim. Geç, otur. Ben fazla kalmayacağım zaten. Sen şu teklifi söyle bana. Ha, peki. Şu toprak işini biliyorsun. Babamın uzun süredir üzerinde çalıştığı iş. Biz o işe seni istiyoruz. Seni onun için çağırdım. Vay. Çok iyiymiş yani. Sadece iş için çağırmana çok sevindim. Başka ne için çağıracaktım?